Merhaba arkadaşlar, şimdi sizinle okulistikte bölmeyi anlatacağız arkadaşlar. Bölmeyi yapamayan çok arkadaşlarımız varmış, çok. Öyle duydum. Evet, bize yorumları yazmışsınız. Evet, yorumlarda bölme işlemini istemiştiniz arkadaşlar okulistikten. O yüzden biz de size çekmek istedik. Şimdi başlayalım, konu bölen, anlatımını dinleyelim. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Deniz'in canı bir şeye sıkılmış galiba. Belki ona yardım edebiliriz. Ne dersiniz? Ege, yardımına ihtiyacım var. Ödev yaparken böldüğüm sayının üzerine su döküldü. Bakalım bir yol bulabilecek miyiz? Bölme işleminde bölüneni bilmiyoruz. Böleni, bölümü ve kalanı biliyoruz. Bölen sayı 3, bölümü 24 bulmuşum. Kalan da 2. Bir şey deneyeceğim. Bölme işlemi çarpma işleminin tersi değil mi? Evet Ege. O zaman 24 ile 3'ü çarpalım. Ben çarparım. 3 kere 4 12 eder. 12'nin ikisi birler basamağına gider. Elde 1 kalır. 3 kere 2 6 eder. 1 de elde var. 7 eder. 72 buldum. Şimdi kalanı da 72'ye ekleyelim. 72 2 daha 74 eder. Evet evet hatırladım. Böldüğüm sayı 74'tü. Dur bakalım, işlemi yeniden yapıp kontrol edelim. Harika, ödevim tamamlandı. Ama ben bu yaptığımızın tüm bölme işlemlerinde geçerli olup olmadığını merak ediyorum. Babaanneme sorabiliriz. Hemen gidip soralım. Babaanne. Babaanne, bölme işleminde bölüneni bilmiyorsak nasıl buluruz? Yanınızda kağıt kalem varsa hemen anlatayım çocuklar. Problem üzerinden gidelim. Annenizin yaptığı böreklerden her tabağa iki dilim börek koyarak 6 tabak hazırladı. Tepside 1 börek kaldı. Annenizin kaç dilim börek yaptığını bulmamız gerekiyor. Paylaştırma işi yaptığımıza göre bu bir bölme işlemi. Evet, bölme işlemi. Pekala Ege. Bunu bölme işlemi olarak gösterebilir misin? Önce bölme işleminin terimlerini yazalım. Bu bölme işleminde bölüneni bilmiyoruz. Bölen 2, bölüm 6, kalan da 1. Yerlerine yazdım. Şimdi tabak sayısıyla tabaklardaki börek sayısını çarpın. Arkadaşlar bakın, 2 tane her tabakta olduğu için böleni 2 yazıyoruz. 6 tane tabak olduğu için sonuç 6, tepside de 1 tane kalmış, o da kalan. Kalanı da ekle şimdi. 12, 1 daha 13. Evet, böleneni bulmak için 6 ile 2'yi çarparız, kalanı toplarız. Bölenle bölümün çarpımıdır. Bölme işleminde kalan varsa bölenle bölümü çarptıktan sonra kalanı da eklemelisiniz. Böleneni bulmak Ege, için bunu uyguluyoruz. Olduğun yöntem tüm bölmeler için geçerliymiş. Teşekkürler babaanne. Şimdi mesela bununla ilgili alıştırma var arkadaşlar. Şimdi biz yapabiliriz. Şimdi Azra burada bölünen hangi sayı? Sayıları yazıp kontrol butonuna tıklayın. Bölünen 33. Evet, 33'ü yazıyoruz o zaman bölünene. Bölen sayısı kaç? 2. Tamam. Bölüm? Acaba neydi acaba? Bölüm 16. Hemen 16'mızı da yazalım. Kalan kaç Azra? Tabii ki de 1. O da bize kalmış. Arkadaşlar unutmayın. Karpuz bıçak meselesi. Karpuz bölünendi. Bıçak 2 olan bu. Elinde bilmiyorlar. 2 olan. 16 da bölüm. Unutmayın. Bölünen 33, bölen 2, bölümde 16. Evet, öteki alıştırmaya geç. Bölme işlemlerinde bölüneni bulun. Verilen rakamları sürükleyerek ya da tıklayarak boş kutucukları doldurun. Ardından kontrol butonuna tıklayın. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız şey şu. Şimdi burada mesela bölüm işlemi vermiş. Bölüneni bulmak için biz ne yapıyoruz? Bizim bölümümüz kaç? 25. Yani sonucumuz 25. Bölenimiz kaç? 3. Ne yapacağız biz burada? Azra bize şey açsana, çizme şeyini. Evet.
Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız şey belli. Ne yapacağız? Biz bölüneni bulmak için arkadaşlar 25 ile 3'ü çarpıyoruz arkadaşlar. Yapacağımız şey bu. 3 kere 5 kaçtı? Azra. 3 kere 5 15. 15'in 5'ini yapıyoruz. Yazıyoruz. Elde var 1, bunu unutmuyoruz. 3 kere 2 kaç Azra? 3 kere 2 mi? Tabii ki de 6. Ama elde var 1'imiz 7. 70. Demek ki bizim buradaki bölünen sayımız kaçmış? 75. 75'miş. Arkadaşlar bakın, elde 1'imiz var diye sakın bu 2'ye 3 ile 3 yapmayın. Evet. Arkadaşlar 2 ile 3'ü çarpın, ondan sonra bir tane sayı ekleyerek 7 yapın. Evet. Çok güzel. Evet. Bir şey söyledi Azra size. Şunları arkadaşlar. Şunları siliyorum. Evet, sil Azra. Çünkü bir siliyorum. Sonrakine geçeceğiz. Buraya kapatıyorum. Sen onun sonucunu yaz. 75. 75. Evet, şimdi... Anne istersen şöyle arkadaşlarımızın, kız arkadaşlarımız için sevdiği bir rengi alalım. Ben yazayım istersen. Evet, bence de. 16, yani 16 bizim sonucumuzmuş, evet. Azra. Bölenimiz de 5'miş. Ne yapacağız? 16 çarpı 5 olabilir mi? Evet, süper. Bölüneni bulmak için 16 çarpı 5 yapıyoruz. Bravo Azra. Arkadaşlar Azra'ya kocaman bir alkış. Ve Azra gibi düşünen herkese. Evet. Evet. 6 kere 5 kaç tane? 30. Çok kolay. 0. Oo, elde 3'ümüz var bu sefer. Evet. O zaman ben 4 kere 5 mi yapayım arkadaşlar, yoksa 1 kere 5 yapıp üstüne 3 mi ekleyeyim? Hadi söyleyin bana. Kesinlikle biliyorlardır arkadaşlar. Doğru tahmin. 1 kere 5 yapıp üstüne 3 ekleyeyim. Evet. Ekle bakalım. 5, 3 daha 8. Evet. Demek ki buradaki bölünen sayımız kaçmış Azra? 80'miş. Hemen yazıyoruz o zaman. Hemen yazdık. Evet. Biz sonraki işlemimiz için farklı bir renk seçelim. Evet. Arkadaşlar burada kalanımız 0 olduğu için, kalan sayımız hep 0 çıktığı için, evet, kalan eklemiyoruz. Evet. Tamam biz mı? Eklemiyoruz. Eğer kalan sayımızda bir herhangi bir sayı çıksaydı, 0 dışında farklı bir sayı çıksaydı, sonucumuza o kalan sayımızı da ekleyecektik. Evet. Ama buradaki bölme işlemlerimizde kalanımız 0. Evet. Şimdi üçüncü işlemimize geçiyoruz arkadaşlar. Aa, acaba burada ne yapacağız? İki sayımız da tek. Çok kolay, iki tane sayımız, evet, var Azra. Bunları bölenimiz 6, bölümümüz 8. Bölenim, o zaman bölenimizi nasıl buluruz? 8 çarpı 6. Çok kolay. Evet. Hemen yapıyoruz. 8 çarpı 6. Arkadaşlar biz 6 6 yapmayı düşünüyoruz. Yani siz nasıl rahatsınız öyle yapabilirsiniz. Evet, daha iyi anlayabilmeniz yani, için. 8 kere 6 kaçtı acaba? 48. 48 yaşasın. Arkadaşlar benim uğurlu sayım 4. Sizin sayınız hangisi uğurlu? Hangi sayınız size uğurlu, daha çok uğurlu geliyor? Hemen yorumlara yazın. Evet. 48'i de yazalım. Cevap hemen olarak. 48. Bravo. Şimdi öteki işlemimize hemen hızlıca geçelim Azra'cığım. Hemen rengimizi değiştirdim. Evet. Değiştirdik. Şimdi peki ne yapıyoruz? Şimdiki işlemimizde ne yapacağız? Şimdiki işlemimizde 43 çarpı 2. Evet, yapacağız. Hadi yap bakalım Azra. Ben sanırım daha iyi yazıyorum anne senden. Evet. Arkadaşlar hangimizin yazısı daha iyi? Eksi mi? Ay, çarpı yapacağız. Arkadaşlar siz benim hatama bakmayın. Tamam, hadi çarp bakalım. 3 kere 2 kaçtı? 6'ydı. Hemen yaz.
Ben pazara gittim. Bir menü aldım. Ne dedim arkadaşlar bilmiyorum. Peki 2 kere 4 kaçtı? Tabii ki de 8. Çok bağırıyorsun ama. Çok bağırma. Sayımız kaçmış? 86'ymış. Evet, şimdi bölünen kısmımızı arkadaşlar hemen 86 yazıyoruz. Arkadaşlar matematik çok zevkli aslında. Onu biraz böyle kolaylaştırıcı, güzel böyle oyunlara çevirirseniz matematik çok çok zevkli. Evet, ben de sırada rengim değişti. Evet, şimdiki sorumuzu nasıl yapacağız? Bunu sen yapmak ister misin? Olur. Ben yazayım istersen. Tamam. Burada bakıyorum. Böleneni bulacağım. Bölenimiz 4, bölümüm 23. Tabii ki de ne yapacağım? 23 ile 4'ü çarpacağım. 23, 4, çarpı, evet. 3 kere 4, 12. 12'min ikisini yazıyorum. Bir aklımda. 4 kere 2, 8. Bir de aklımdaydı, 9. Cevabım 92. Hemen 92'mizi yazalım. Evet. Ve hepsi doğru. Doğru arkadaşlar. Bize alkış. Tabii ki tüm yapan arkadaşlarımıza da geliyor bu alkış. Şimdi. Evet. İşlemimiz zorlaştı. Neden zorlaştı arkadaşlar? Çünkü kalan eklendi arkadaşlar. Ya da tıklayarak boş kutucukları şimdi doldurun. Daha önceki ardından işlemlerimizde kalanımız kaçtı Azra? Sıfırdı. Ve kalanı o yüzden ne yaptık? Eklemedik. Ama şimdiki işlemlerimizde ne yapacağız? Kalanı ekleyeceğiz. Hadi başlayalım mı Azra? Evet, hadi. Hadi arkadaşlar, siz de. Arkadaşlarımız için hep beraber ben çözüyoruz. Herkesin renginin illaki sarı olduğunu tahmin ederek. Ama sarı gözükecek mi Azra'cığım? Aa, o zaman hangi rengi seçelim? Mavi bir renk seç. Mavi seçelim mi? Evet. Bu da erkeklere gelsin. Benim için mavi geçmişti zaten. Bu da erkeklere gelsin. Evet. Hadi bakalım. İlk sorumuzu çözüyoruz arkadaşlar. Herkes hazır biliyorum. Çözdüler bile. Evet. Bölenimiz 2'ymiş Azra. Bölümümüz 16, kalanımız 1. İlk işlemimiz neydi Azra'cığım? 16 çarpı 2. Bravo. Azra gibi düşünen arkadaşlarımıza kocaman alkış. Hemen yap bakalım. Şöyle şuraya. Buraya yapmasaydık daha iyiydi değil mi? Yok, yapabilirsin. Azra fark etmez. Şuraya ben bir sileyim arkadaşlar. Tamam, şu boşluğa yap. Evet, ya da bu boşluğa yapalım arkadaşlar. Hadi. 16 çarpı 2 yapacağız. Çarpalım. 2 kere 6 kaç tane? 12. Elde var. 1. Unutmuyorum elde. Evet. Asla unutmayacağım. Unutmuyorum. Gel buraya 1. Kıpırdama. Kıpırdama. Bağlarım seni sandalyeye. Arkadaşlar evet. Biz bir aksiyon filmine girdik az önce. Evet. 2 kere 1. Ben yaptım bile. 32. 32. Ama bitti mi? Hayır. Orada biri diyor ben de varım, ben de varım diyor. Ne o? Biliyorum. Ne var? Ne o? Ben ne de o? Varım, ben de varım diyen kalan. Kalanı ekleyeceğiz arkadaşlar. Kalanı unuttuk. Hemen 32 sayımıza ne yapıyoruz? Bir ekliyorum. Evet, hadi ekle çabuk, ekle. Hemen artık ağlayıp duruyor. Beni niye unuttun ya diye. Kaç oldu işlemimiz? 35. Evet arkadaşlar, bölümlerimizi bulduk işte. 33. Hemen yaz bakalım Azra. Şöyle. Aa, yazıyormuş yazdım. Böyle. Boşuna uğraşıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi 2'ye geçtik. Bu da çok kolay değil mi Azra ya? Evet. Böyle ama zor gibi arkadaşlar. Bir kere ilk başta şöyle yapın. Ay çok zor. Yapamam ben. Asla başaramam. Asla böyle demiyoruz. Zor olan şeyde bile aman ya ben yaparım ya. Ne var ya bu soru mu yenecek ben mi yeneceğim deyip soruya başlıyoruz. Uzatmıyoruz fazla. Yani sen zaten bayağı uzattın yani. İstersen gel bir çay kahve de içelim. Biraz peki. Yemek de yiyelim. Sonuca geçelim Azra. Anne bu sefer kalanımız 4. Yükseldi. Evet, kalanı unutmuyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? İlk işlemimiz ne Azra? İlk işlemimiz 17 çarpı 5. Hadi bakalım çarp hızlıca Azra'cığım.
dedim beni. Artık hızlandık arkadaşlar. Ne var ya bu sorular, ne var? Bebek işi artık. Bir de çarpma işlemini öğrenebilsek simgesini iyi olacak. Ben öğrendim mi? 7 kere 5 kaç arkadaşlar? Tabii ki de 30. 35! Evet, 35'in 5'i elde var. 3 kaçma bir yere 3. 5 kere 1 5. Seni bağlayacağım sandalyeye. Bir de 3'te topladık. Hep 8. Hadi bakalım. 85 bulduk. Ama işlemimiz bitti mi? Hayır! Unutma beni, unutma beni diye biri bağırıyor. Kim o? Tabii ki de kalan. Kalan bekle, geldi hemen sıra toplayalım. Sana. Toplayalım. Hemen topluyoruz. Sonucumuz 85, ne? 85, 86, 87, 88, 89. Hadi bakalım. Bulduk işte mi arkadaşlar? Aman yazmaya bile gerek yok yani. Evet, direkt sonucu yazabiliriz artık. Alsa. Yazdık. 89. Evet, bravo. Şimdi şuraya geçelim. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi direkt söyleyelim arkadaşlara. Bölenimiz belli. Bölüm kalan. Kalanımız iki. Anne, burada. Bir saniye. Bunu da arkadaşlar yapsın mı? Hı, birazcık bekleyelim mi diyorsun? Evet. Yapmışlardır onlar ya. Biz yazana kadar onlar da yaparlar Azra. O zaman bölümümüz kaç arkadaşlar? Sizin tavsiyenizle yazıyoruz. Hemen bakayım. Duydum. 22. Evet. 22 dedi. Hemen 22 çarpı 3 yaptılar bile. Aa, 3'ü de mi dediler? Evet. Bunu artık çok kolay biliyoruz. Yani, hemen 66 yazıyoruz. Kalanımız kaç Azra? Ay, yanlışlıkla sildim. Tamam, 66 2 ekleyemiyor evet. Muyuz canım? 66 2 ekleyeceğiz. Kalan üzülmesin, ağlamasın. 68. 68. Evet. 68'i de yazalım Azra. "66 niye yazıyorsun? Tamam. 68 yaz. Evet. Çapraz çapraz. Şimdi bu son iki tanesini de arkadaşlara bırakalım artık. Evet. Arkadaşlar, bunların sonuçlarını da siz kendiniz buluyorsunuz evet. Ve yapıyorsunuz, tamam mı? Biz şimdi buraları bırakıyoruz size. Bakalım bunların sonuçlarını yapabilecek misiniz? Hemen. Ve sonuçları yapanlar lütfen yorumlara yazsınlar. Bakalım, kıyaslayalım. Doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız? Lütfen bu iki bölme işleminin sonucunu yazın. Yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Kimler yanlış yaptı, kimler doğru dikkat yaptı? Dikkat sorusu. Evet. Doğru yapan arkadaşlarımızın isimlerini bir sonraki videomuzda okuyacağım arkadaşlar. Okuyacağız. Evet. Değil mi? Çok güzel evet, oldu çok Azra. Güzel oldu. Evet, bakalım kimler doğru yapacak. İsimlerinizi okuyacağız bir sonraki ders videomuzda arkadaşlar. Şimdi evet. Bölme işlemi bu kadar. Eminim ki bölmeyi çok iyi anladınız evet. Değil mi Azra? Bence biz de. Çok iyi anladık bence bölme de. İşlemini. Biz çok iyi anlattık ya. Bize bir teşekkür etsinler arkadaşlar. Evet. Hadi bize bir alkış alalım arkadaşlardan. Evet arkadaşlar. Ay, alkışlamadılar ya. Evet, yorumları bekliyoruz. Arkadaşlar, sizin alkışlarınızı like olarak evet. Bekliyoruz. Lütfen like. Ve abone. 10.000 like. 10.000 like. Hadi bakalım. 5.000 like. 2.300.000 like. Bu biraz abarttım ben. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça.